Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Konuşmak istediğim konu sizinle konik cisimlerin simülasyonu üzerine. Bu neyle ilgili olabilir? Bu roketin ucu olabilir ya da bir mermi olabilir. Şu an aklıma gelen iki örnek bu. Şimdi Swift'in şöyle bir güzel tarafı var. Siz benzer parçaların simülasyonunu benzer yöntemle yapabilirsiniz. Bu kendi başına bir şey de olabilir. Ya da bir mesela şey gibi işte mermi gibi. Ya da bir roketin ucu. Şimdi roketlerin uç kısımları tabii ki birebir değil, şey olarak nasıl söyleyeyim, mermiyle, ama her ikisinin de bir konik ucu var ve daha sonra da işte arka tarafında da dairesel bir kısmı var. Şimdi geometrik olarak birbirlerine çok benziyorlar. Nümerik yöntemler, mesh vesaire, bunlar birebir aynı kabul edilebilir. Şimdi ben şöyle beklerim. Yani bir CFD simülasyoncusu eğer roketin simülasyonu yapmadan önce bir merminin simülasyonu nasıl yapılır ona bakıyor olmalı. Ya da mermiyle uğraşan, ne bileyim, onunla ilgili hesaplamalar yapan kişi de doğal olarak roketlerin simülasyonuyla ilgili bir çalışmayı ya da bir makaleyi izliyor ya da okuyor olabilmesi lazım. Şimdi bunu düşünmek gerekiyor, ama ben tabii bu işe yeni başlayanlarda bunun henüz yerleşmediğini görüyorum. O yüzden konuşmak istedim. Şimdi bana mermi ile ilgili bir simülasyon sorusu geldiğinde ben direkt diyorum ki benim YouTube'da bu roket simülasyonu ile ilgili şeyim var, kaydettiğim bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Orada anlatıyorum diye. Şimdi sizin de benzer analojiler kurmanız lazım. Yani çünkü endüstriyel ekipmanlar biliyorsunuz aslında birbirinden çok farklı değil, boyutları farklı, ama arkalarındaki konseptler birbirine çok yakın. Farklılıklar yok mu? Var tabii. Mesela bir pompanın blade'leri ya da bir turbofanın blade'leri, onun gibi. Yani mesela şey de düşünülebilir, rüzgar türbinin dönen kanatları gibi. Yani aslına bakarsanız farkları tabii ki var işlevlerinden dolayı, ama baktığınız zaman bir geometrik bir parça dönüyor. Bir kısmı yavaş dönüyor, bir kısmı hızlı dönüyor. Bir kısmı ne bileyim işte atmosferik koşullarda çalışırken, bir kısmı yüksek basınçlarda çalışıyor. Ama ne olursa olsun benzer tarafları var. En azından meşleme açısından sizin bu tür şeyleri izlemeniz lazım. Yani nasıl yapılıyor diye eğer fikir almak isterseniz. Yani bu çağ öyle her şeyin sıfırdan başlaması gereken bir çağ değil. Çok fazla döküman var, çok fazla paylaşım var. Tabii ki sizin geometrinizle ya da koşullarınızla birebir aynı olmayacaktır. Ama sizin illaki aynı isimde aynı işi yapan CFD simülasyonlarına bakmak zorunda değilsiniz. Buna yakın olan ama
görünürde benzerlikler taşıyan teknolojilerdeki simülasyonları da izlemenizi tavsiye ederim ya da okumanızı. Bu sizin hem görüş açınızı şeyden bahsetmiştim daha önceki videolarımda, T-shaped mind, T şeklinde beyinsel fonksiyon diye ben çeviriyorum. Bu ne demektir? Şimdi T'ye bakarsanız bir uzun çizgi, bir de aşağıya doğru düz çizgi var. Buna wide and deep learning diyorlar. Geniş ve derin öğrenme. Şimdi siz diyelim ki bir rüzgar türbininin kanadının simülasyonuyla uğraşacaksınız. Ama turbofanlarda ya da jet motorunda ya da ne bileyim aklınıza gelen bütün pervaneli uygulamalarda ki mesh yöntemlerine, simülasyon yöntemlerine, ne bileyim sliding mesh, dynamic mesh, moving reference frame, ya bu tür şeylere, metotları inceleyebilirsiniz. Bunlara bakmak size geniş bir alanda CFD simülasyonuyla ilgili bilgiler veriyor. Yani T şeklinin düz uzun çizgisiyle ilgilenmek oluyor. Ama siz bunları okuduktan sonra kendi ürününüzdeki probleme odaklandığınız zaman, derinleme bilgi sahibi olduğunuz zaman işte o T'nin aşağıya doğru dik inen kısmını yapmış oluyorsunuz. O yüzden sadece bir konuda derinleşmek, bir konuda gerçekten uzman olmak, yetişmek istiyorsanız sizin o konuyla ilgili diğer alanlarda ki simülasyonlardan da haberdar olmanız lazım. Şimdi şöyle bir şey var, sizin sektörünüzle ilgili olmayabilir. Şimdi daha önceden ben neyi çalışmıştım? Enerji, otomotiv ve cam sektöründe çalıştım. Ben havacılıkta çalışmadım ama roket simülasyonuyla ilgili bir çalışmayı yaptım. Videosunun kaydını da izledim. Pardon, kaydını da paylaştım. İzleyenler de var. Sizin de izlemenizi öneririm. Bu nasıl oluyor? Bu benim kendime yaptığım yatırım. Yani boş zamanlarımda ben bununla ilgilendim. Çünkü evet, roketin kanatları var ve dönmüyor. Ama ben daha önceden dönen bir sistemi modellemiştim. Ne fark edecek? Yani moving reference frame'i uygulamıyorum. Daha kolay aslında. Yani duruyor. Ve üzerinden de yüksek hızlı hava geçiyormuş gibi simüle ediyoruz. Mesela ben bir arabanın üzerinden geçen akışı da simüle edebilirim. Mermi üzerinden de, roket üzerinden de. Bir tek şeyi bilmek lazım. Yani terminolojiyi. Siz mesela eğer daha önceden şey yapmadıysanız, yani nasıl söyleyeyim, compressible flow yapmadıysanız belki bu size zor gelebilir. Çünkü incompressible'da şey sabit, density sabit bir değer veriyorsunuz havanın işte bulunduğu sıcaklık ve basınçta ve kolay da converge ediyor. Ama ne zaman roketin üzerindeki hız arttığı zaman ya da daha doğrusu roket duran havada nasıl söyleyeyim fırlıyor da biz onu şey diye yapıyoruz. O sabit üzerinden akış geçiriyoruz. Çünkü böylesi daha uygun. Tam tersi de yapılabilir miydi? Neden olmasın? Siz etrafı durgun kabul ederseniz ondan sonra şeye de roketin de zaman ve distance datasını, yani nasıl hareket ettiğinin şeyini verirseniz, değerlerini ya da fonksiyonunu, CFD simülasyonu çok güzel bunu simüle eder.
Hiç böyle roket simülasyonu denediniz mi? Bunu ben nereden biliyorum? Yani çünkü ben Vana simülasyonu ile uğraştım. Vana'da böyle hareketli parça vardır. Ve o açılıp kapanır. Bunun simülasyonunu yaparken mesela remeshing tekniği ile yapıyorum. Yani üzerinden bir akış geçerken ben bir yuvarlak bir cismin lineer olarak yukarı aşağı nasıl hareket ettiğini gösteren time versus distance, yani zamana karşılık mesafe değerlerine giriyorum. Program ona göre hem komponenti şey yapıyor, pozisyonunu değiştiriyor, hem de etrafındaki meşi değiştiriyor. Aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Akordeon gibi lineer meşi azaltıp kısaltıyor. Aslında kolay bir şey değil, böyle anlattığıma bakmayın. Eğer düzgün meş yapısı oluşturmazsanız negatif volume veriyor. Yani şeyler, grid line'lar birbiri üzerine giriyor. Şimdi aynı şekilde hani roketin mesafesi büyük. Yani daha doğrusu hem mesafe büyük hem geometrisi büyük, ne bileyim. Orta irtifada şu an Teknofest'te yapılan şeylerde 2-2,5 metrelik roketler. Ondan sonra kullanılıyoruz. Siz böyle bir yöntemi uygular mısınız bilemem. Ama size şunu göstermeye çalışıyorum. Başka bir alanda CFT simülasyonu yapıyorken siz bu bilgilerinizi başka alanlarda, başka sektörlerde, başka ekipmanlarda da kullanıyor olabilmeniz lazım. Mesela mesh tekniklerini öğrenmişseniz, sliding mesh, moving reference frame, dynamic mesh, remeshing vesaire, yani bunları biliyorsanız bunu dönen her komponente uygulayabilirsiniz. Ne bileyim, pompaya uygularsınız, türbine uygularsınız. Ama sizin her şeyden önce rüzgar türbinine uygularsınız ve biri hızlı dönüyor, biri yavaş dönüyor. Birinin blade'i düzgün ya da açılı, diğerisi böyle kıvrımlı falan. Yani demeye çalıştığım, böyle bir temel bilginin olması lazım. Şimdi şey söyleyeyim. Mesela ben konik cisimlerin simülasyonunu yaparken, şimdi ucu sivri olunca üçgenimsi bir yapı oluşuyor. Bu üçgenimsi yapıyı aslında tetrameshle de ya da structured, unstructured meshle de yapmak hep problemli oluyor. Çünkü iki line birbirine yaklaştığı için. Mesela şeyler de çok zordur. Ne derler? Cyclone. Cyclonic flow'da böyle giriş açısı teğetseldir. O yüzden böyle daireye dik olan, eğer şeye, cyclone'a üstten bakarsanız, dairenin bir yanal kısmından giren tangential bir TSL bir giriş vardır. İşte o girişin daireyle olan kalan kısmı arasında yine böyle daralan üçgenimsi bir yapı vardır. Bunu da meşlemek zordur. Mesela araba üzerinde yapılan akış. Şimdi ben görüyorum, öğrenciler tekerleği almıyor. Eğer almıyorsanız aslında çok büyük bir nümerik problemden kurtulmuş oluyorsunuz. Neden? Arabanın tekerlerini koyuyorsunuz ya. Arabanın tekerleği yere değdiği zaman ne olmuş oluyor? Bir çember bir line'ın üzerine çakışıyor. Ne olmuş oluyor? Yani ikisinin birleştiği yerde üçgenimsi, hatta daha da beter, böyle yuvarlak üçgenimsi bir bölüm oluşuyor. Ve orayı meşlemek çok zor. Alan çünkü çok küçük. O nedenle
mesela o kısmı ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir parça böyle orayı keserek daha doğrusu orada böyle küçük böyle kare şeklinde bir yer bırakıyorlar ki yani sonu üçgen değil de bir kare oluyor. Ne olmuş oluyor? Meşlemesi de daha kolay oluyor. Biz mesela bunu biliyorsak şunu anlıyor olmalıyız. Şeyinde hem roketin uç kısmını hem de merminin uç kısmını hafif kesebilirsiniz. Yani bu çok küçük olmalı. Yeter ki hani minimum mesh size'ınız olacak şekilde orayı böyle şey yaparsanız böyle bir kare şeklinde bir alan oluşturursanız meşlemesi daha kolay olacaktır. Bu üretimde de böyle. Yani tamamıyla ucu sivri bir şey olmayacaktır. Yani çok da şey değildir. Nasıl söyleyeyim? Böyle sizin hız profilinizi ya da sonuçlarınızı etkilememesi lazım. Tabii siz ne kadar kestiğinizin de önemi var. Buna dikkat edin. Şimdi yine YouTube videosuna bakarsanız bu roketlerle ilgili sanırım sonlarına doğru en son verdiğim bir resim var. Oradaki şeyin ucu roketin uç kısmının şeyi burun kısmı yani kırık ve önünde de şey var bir stagnation area yani durma alanı oluşuyor. Ne? Çünkü şey geliyor yüksek hızlı hava geliyor ve duruyor. Durduğu yerlerde de hız sıfırsa biliyorsunuz Bernoulli'den ters orantı hız düşüyorsa basınç yükselir. Burada şeyin de stagnation durma ismi de buradan geliyor. Daha sonra o şey burun ucunun etrafından ne derler akış ilerliyor. Daha sonra bu şey kısmına doğru silindirik kısmına doğru hızın arttığını göreceksiniz. Yani şeyin yapısında. Şimdi roketle yine mermi arasında şeyi analoji kurmaya devam edersek, şimdi rokette merminin bu yuvarlak, daha doğrusu silindirik kısmı çok uzun ve sonuna doğru kuyruğu var. Ve arkasında da ne oluşuyor? Wake'ler oluşuyor. Yani döngüler, girdaplar oluşuyor. Şimdi yine siz şey düşünebilirsiniz roketi kanatlı mermi. Zaten aynı işlemi yapmıyor mu? Bir patlayıcı taşımıyor mu? Şimdi sadece uzun mesafe gittiği için stabil olması için işte kuyruk kısmına kanatlar ekleniyor. Şimdi ama siz roket simülasyonundaki yöntemleri birebir aynısını mermi içinde kullanabilirsiniz. Çok hızlı mermilerde aynı yüksek irtifadaki roketlerin ne bileyim hız ve basınç profillerini göreceksinizdir. O yüzden mermiyle uğraşan roket simülasyonuyla uğraşanlar mermi simülasyonlarının nasıl yapıldığını öğrenmeliler. Bakarlarsa en azından dünyayı yeniden keşfetme durumunda kalmazlar. Çünkü evet tabii ki amaca yönelik farklılıklar vardır. Ama kabaca CFD simülasyonları açısından, nümerik yöntemler açısından bakarsak en azından bir initial case, bir ilk durum yani sistemi oluşturmada faydalı olacağını düşünüyorum. Kolay gelsin.